Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapımı çok basit olan, çok lezzetli, sağlıklı bir tatlı yapacağız. Gerekli olan malzemeler 1 litre süt, 1 su bardağından yaklaşık olarak 1 parmak civarında daha az olacak şekilde nişasta, pekmez ve 1 çay bardağından 1 parmak miktarınca daha az olacak şekilde de tahin kullanacağız. Tatlımızı süslemek için de isteğe bağlı olarak muz, ceviz ve antep fıstığı kullanacağım. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tatlımızı yapacağımız tencerenin altını orta derecede açtık. Şu anda sütümüzü tenceremizi boşaltmaktayız. Sütümüzün üzerine de nişastamızı yavaş yavaş karıştıra karıştıra dökebiliriz. Kullanacağımız malzemelerin çok iyi bir şekilde karıştırmış olmasına özen gösterelim. Nişastamızın üzerine de pekmezimizi ekleyebiliriz. Pekmezimizin üzerine de tahinimizi eklemekteyiz. Bütün karışımımızı tenceremizde orta ateşte karıştırmaya devam edelim. Tatlımız katılaşıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Yaklaşık olarak bir 10 dakika içerisinde katılaşması lazım. Tatlımız katılaştıktan sonra altını kapatıp servis tabaklarına koyabiliriz. İstiyorsanız sıcak veya soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, 10 dakika içerisinde tatlımız katılaştı. Ben şu anda altını kapatmaktayım. Evet, tatlımızın altını kapattık. Tatlımızın tam böyle bu konumda olması gerekiyor. Şu anda tatlımızı servis tabaklarımıza dökebiliriz. Tatlımızı öyle olduğu gibi servis tabaklarımıza boşaltalım. Evet arkadaşlar, tatlımızı şu anda taslarımıza döktük. Gördüğünüz gibi yapımı da gerçekten çok basit olan bir tatlı. Şekersiz, unsuz, yağsız çok faydalı bir tatlı. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Tatlımızın üzerine ceviz, antep fıstığı ve muz ile süsledik. Siz kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Üzerine de biraz tarçın döktüm. Gerçekten çok sağlıklı bir tatlı. İzninizle tatlımızı burada bir tatmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Eğer istiyorsanız siz tatlımızı yaparken içine biraz şeker de ekleyebilirsiniz. Sağlıklı olmasını istiyorsanız böyle şekersiz yapmanızı tavsiye ederim. Fakat daha tatlı olması için kullanmış olduğunuz pekmez miktarını artırmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Hepinize şimdiden afiyet olsun.